والإيمان بالنور والإيمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب العطف. قال وحروف العطف عشرة. عطف harfleri 10 tanedir. وهي الواو والفاء وسمى وأو وأم وإما وبعد ودا ولكن وحتى في بعض المواضع بعض yerlerde hatta. حروف العطف عطف harfleri. وأقول للعطف معنيان. عطف için iki tane mana vardır. أحدهما لغوي. Onların birisi lugavi. وَالْآخَرَ اِسْتِلَاحِيُّ. Diğeri ise istilahidir. اَحَدُهُمَا لُغَوِيٌ وَالْآخَرُ اِسْتِلَاحِيُّ. اَمَّا مَعَنَاهُ لُغَةً. Lugat olarak manasına gelince فَهُوَ الْمَيْلُ. Meyletmektir. تَقُولُ dersin عَتَفَ فُلَانُ. Falan atfetti. عَلَى فُلَانٍ. Fulanın üzerine. تُرِيدُ istiyorsun. اَنَّهُ مُوَقَّكَ مَالَ اِلَيْهِ. Onun üzerine meyletti. وَاَشْفَقَ عَلَيْهِ. Şefkat etti ona. وَاَمَّا الْعَطْفُ فِي اِسْتِلَاحِ. İstilah olarak atfa gelince فَهُوَ قِسْمَانِ. O iki kısımdır. الْاَوَّلُ عَطْفُ الْبَيَانِ. Birincisi atfı beyan. وَالثَّانِ عَطْفُ النَّسَقِ. İkincisi de atfı nesaktır. فَاَمَّا عَطْفُ الْبَيَانِ فَهُوَ o عَطْفُ beyan. اَتَّابِعُنْ tabidir. الْجَامِدَ. El-Camide tabidir. Et-Tabi'ul-Camidu. Camidu. Cami tabidir. Camit olan tabidir. Camit neydi demiştik? Donuk olan. He. Yani müştak. Kendinden bir şeyler. Evet. Muaddihu. Açık olan camit tabidir. Lil-Metbu'ihi. Metbu'u için. Fi ma'arifi. Ma'rifede. Ne demek bu cümle? Yani marifede camit metbuna tabi. Kim bu cümlenin manasını söyleyecek? Ne demek bu cümlenin manası? El muvaddihu li metbu'ihi fil ma'arifi el muhassisu lehu fil nekirati. Evet. Beyanda ve izahda bunu daha da marifeleştiriyor. Muvaddihu yani şeyin gelmesi. Farklı bir tanesi kalmasın. Maddi daha da maddi. Evet. Bak sıfatı okurken demişiz ki هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. Aynı cümleyi anlatmışız yani. Tamam. Aynı cümleyi anlatmışız bir kere. Evet. Femisal. Ne demek? Burası mı? Ya okuduğun cümle ne demek yani? Ne anlattık veya biz orada? Ya marifeleri geldiği zaman camit ismi açıklayandır. Nekireleri geldiği zaman kısıtlayandır. Evet. فمثال العطف البياني عطف بيان مثالين في المعارف المعرفة جاءني bize geldi محمد أبوك محمد أبوك senin baban محمد bize geldi فأبوك أبوك عطف بياني عطف بياندır على محمد محمد'in üzerine وكلاهما معرفة ikisi معرفedir. وَالثَّانِ ikincisi فِي الْمِسَالِ الْمُوَدِّحُ لِلْاَوَّلِ birincisini açıklıyor. Birincisi için açıklayandır. وَمِسَالُهُ فِي النَّكِرَةِ nekirde onun misalleri قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْ مَاءٍ سَد۪يدٍ irinden su. فَالسَّد۪يدٍ اَطْفُ الْبَيَانِ اَطْفُ بَيَانْدır عَلَى مَاءٍ suyun üzerine. وَكَلَاهُمَا نَكِرَةٌ İkisi nekiredir. Ve kilahuma nekiretun. Vessani ikincisi fil misali misalde misallerde muhassisun lil evveli. Öncesini birincisi için muhassistir, tahsis kılandır. Şimdi atf normalde atf dendiği zaman atf nedir?
tabi ile metbu olduğu şeyi Arap lügatında bilinen harflerle ya lafızda ya manada ya hem lafızda hem manada müşterek hale getirmektir. Yani tekrar söyleyelim. Atıf nedir? Atıf normalde bilinen harflerle, atfın kendine özel harfleri var çünkü. Bilinen harflerle tabi ile metbuyu ya lafızda ya manada ya hem lafızda ya hem manada müşterek hale getirmektir. Ortak, aynı ortak hüküme getirmektir. Şimdi bu normalde atıf, bizim bugün işleyeceğimiz atıf bu. Atıf meselesi, atfun nesak denilen. Bir de şeyh burada atıf iki kısımdır dedi. Önce atfu beyan denilen şeyi anlattı. Ondan sonra bizi asıl ilgilendiren meseleye geçti. Atfu nesaka geçti. Şimdi bunu zaten atfu nesak bizim konumuz olan ve atıf harfleriyle yapılan atıf olduğu için onu şimdi birazdan anlatacağız zaten. Atfu beyana gelince şimdi normalde nahivciler arasında şöyle bir ihtilaf var. Atfu beyan denilen şey müstakil bir mesele midir? Yoksa o da 2-3 konu sonra okuyacağımız bedel konusuna dahil midir? Yani bedel midir? Yoksa atf-ı beyan kendisi zaten müstakil olan bir konu mudur diye. Şimdi burada dikkat ederseniz atf-ı beyanla alakalı dedi ki ca'eni Muhammedun ebuke. Bana Muhammed geldi. Hangi Muhammed? Senin baban olan Muhammed. Yani normalde ebuke ile Muhammed farklı kişiler değil. Ca'eni Muhammedun ebuke. Bana senin baban geldi. Senin baban kimdir? Muhammed. Veya ca'eni mesela Muhammedun ehuke veya da ammuke, hiç değişmez. Yani burada eb ile Muhammed ayrı şahıslar değil. Eb ile Muhammed aynı kişiler. Öyle değil mi? Sadece daha fazla açıklansın, açıklanması için ne yapılmış? Daha fazla açıklanması için kimliği biraz daha izah edilmiş. Yani kim oldu? Muhammed, ama hani olur ki belki kafada başka bir Muhammed de vardır. O belirsizliği ortadan kaldırmak için ca'eni Muhammedun ebuke. Sen baban olan Muhammed. Burada daha ziyade bir atıf değil de burada bir bedel var. Yani ebuke Muhammed'in bedeli. Muhammed'den bedel. Bedelil kulli minel kul. Yani Muhammed, ebuke ile Muhammed arasında şimdi iki konu sonra gelecek bedel diye bir şey var. O da tabi kısmından. Bu okuduğumuz tevabi' kısmından. Yani öncesine tabi olduğu şeyle İrab'ın aynı olduğu kısımlardan. Onlar dört kısım. Yani bedel dört kısma ayrılır. Bunların birincisi bedelül kulli minel kul. Yani tümün tümden bedeli. Bu da ne? Bedelle mübdel aynı şey olursa. Yani aralarında hiçbir fark olmazsa, aynı olursa. Yani mübdel bedelin aynı olursa, bizzat kendisi olursa, o zaman ne olur? Bu da bedelül kulli minel kul olur. Ki bazı alimler de atf-ı beyanın müstakil bir konu olmadığını, bilakis bedelin kısımlarından bedel-ül mutabık denilen veyahut da bedel-ül kulli minel kul denilen şey olduğunu söylemişler. Hatta çoğu nahivci, yani ayranlar bile kitaplarında şu itirafta bulunmuşlar. Ben atf-ı beyan ile bedel arasındaki farkı anlamadım. Yani mesela diyelim adam bir kitabın şerh etmiş veyahut da bir kitabın nizamına uymuş, ayrı tutmuş birbirinden. Sonra itiraf etmiş, demiş yani ben hala mesela bedel ile, bedel kulli minel kul ile atfu beyan arasındaki farkı anlamış değilim demiş. Ondan dolayı bunu şeye bırakalım, bunu bedel meselesine bırakalım, atfu beyan meselesini. Bizi şu anda asıl ilgilendiren, yani atfın temel konusu olan atfun nesak dediğimiz özel atıf harfleri ile yapılan atıf. Yani ve, fe, thümme, işte em, emme, la, lakin vesaire atfa has olan harfler ile yapılan atfı okuyalım inşallah. Evet. Ve emme atfun nesakı, atfun nesakı gelince fe ve a, attabiul lezi, tabidir o ki, yetevassatu vasıt oluyor, beynehum arasında ve beyne metbu'ihi, metbu'i arasında ahadul huruf ile aşareti, 10 harften birisiyle metbu arasında vasıta oluyor. Evet. Öyle bir tabidir ki onun ile metbu'u arasında, tabi olduğu şey arasında vasıta 10 harften bir tanesidir. Atf-ı nesak'ın tanımı bu. Evet. Ve hazir hurufu, bu harfler, hiye onlar, el vav vavdır. Ve hiye lil mutlaki cem'i, cem'in mutlaki içindir o.
Cem'ün mutlakı değil, mutlak toplama içindir. Yani iki şeyi bir araya toplamak içindir. Öyle mi? Feyu'tefu biha, onun ile atıf olunur. El-mutekarinani. Yani iki tane beraber olan şey için kullanılır. Nahvu ca'a Muhammedun ve Aliyun. Muhammed ve Ali geldi. İza kana maji'uhuma, o ikisi geldiği zaman, man beraber geldiği zaman. Ve yu'tafu, atfediliyor biha, ona as-sabiqu, öncesi, alel mutaakhiri, mutaakhirin üzerine atfediliyor. Nahvu ca'a Aliyun ve Mahmudun. Muhammed ve Mahmud, Ali ve Mahmud geldi. İza kana maji'u, onun gelişi Mahmudin, Mahmud'un üzerine geldiği zaman. İza kana, olursa, maji'u Mahmudin, Mahmud'un gelişi olursa, sabıkan, önce olursa, ala maji'i Ali'nin, Ali'nin gelişinden önce olursa. Ve yu'tafu biha, ona atfediliyor. Al mutaakhiru, mutaakhir al-sabiqi, öncesinin üzerine atfediliyor. Nahvu ca'a Aliyun ve Muhammedun, Ali ve Muhammed geldi. İza kana maji'u Muhammedin, Muhammed olursa, Muhammed'in gelişi olursa, mutaakhiran an maji'i Aliyin, Ali'nin gelişi Ali'den mutaakhir olursa, Muhammed'in gelişi. Muhammed'in gelişi Ali'nin gelişinden sonra olursa. Şimdi vav, at harflerinden bir tanesi. Hatta atıfın en bilinen harfi desek yerinde olur. Vav, atıfın en bilinen harflerinden biri. Bizim önümüzde bir cümle varsa ve biz atfın amilini tekrardan tekerrür etmek istemiyorsak, atıf harflerinden birini kullanarak istediğimiz manayı elde ederiz. Mesela diyelim ki ca'e Muhammedun, Muhammed geldi. Burada amil ne? Ca'e, öyle değil mi? Ca'e'yi tekrarlamak istemiyorsak, mesela Ahmet de gelmiş, Ali de burada, Ahmet de burada. Biz atfın amilini tekrarlamak istemesek ne yapmamız lazım? Normalde ne diyeceğiz? Ca'e Muhammedun ve ca'e Aliyun dememiz lazım. Yani amil olan, cümlede amil konumunda olanı iki defa tekrarlamamız lazım. Ama biz ca'e Muhammedun sonra ve Aliyun dediğimizde o amili ikinci bir defa tekrarlamadan aynı manayı ne yapmış oluruz? Aynı manayı elde etmiş oluruz. Şimdi vav'un peki cümleye kattığı ekstra bir mana var mı? Yani bu saydığımızın dışında vav'un cümleye kattığı ekstra bir mana var mı? Şöyle ki ca'e Muhammedun ve Aliyun dedik mesela. Şimdi burada üç tane soru çıkar ortaya. Muhammed ile Ali beraber mi geldi? Ali mi önce geldi, Muhammed mi önce geldi? Yoksa Muhammed mi önce geldi, Ali mi önce geldi? Değil mi? Yani hani hangisi bu üçünden? Normalde buna, yani bu manaların hangisini anlayacağız dendiği zaman genel itibariyle bu üç manaya da şamildir. Yani bu üç manaya da şamildir. Vav normalde geldiği zaman ikisinin beraber geldiği de olur. Biri önce biri sonra geldiğinde de kullanılabilir. Sondaki önce gelip ondan önceki sonra geldiği zaman da kullanılabilir. Çünkü vav'daki gaye tertibi ifade etmek değil, şahısların aynı amelde iştirak ettiğini göstermek içindir. Tamam? Vav'daki asli gaye tertibi ifade etmek değil, yani hangisi önce hangisi sonra, beraber mi değil mi, düzeni ifade etmek değil. Nedir? Vav'daki asıl gaye ikisinin, yani öncesinin, tabi'in ve metbu'un, atıfın ve ma'tuf aleyhi olanın aynı fiilde veya aynı sözde, aynı işte ortak olduklarını ifade etmektir. Şimdi buradan döndük. Mesela örnek verelim bunun anlaşılması için. Daha geçenlerde mesela dersini yaptığımız abdest ayeti. Öyle değil mi? Ey iman edenler! Sizden biri namaza kalktığı zaman اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.
Hepsi neyle atfedilmiş? Vav harfiyle. Öyle değil mi? Dedik alimler burada tartışmış. Abdest ayetinden tertip çıkar mı? Çıkmaz mı? Bir grup demiş ki çıkar diyenler. Çıkar. Delillerinden biri de vav'dır. Hemen alimlerin kendi yani bu fikri savunanların yandaşları bile demişler ki yok olmaz. Çünkü vav Arap lügatında tertibi ifade etmesi çok zayıf bir şeydir. Yani vav ile tertibin elde edilmesi. Bilakis burada vav'dan kasıt ne? Burada Allah Azze ve Celle bu organların hepsinin yıkanmasını yani amelde müşterek olmasını istiyor. Yoksa şeyi ifade etmek için, tertibi ifade etmek için değil. Ha biz eğer tertip vardır dersek bunun için bize yan bir karine lazım. Yani bu ayet-i kerimede tertip üzere bunları yıkayın diyebilmemiz için bize ekstra bir karine lazım. Biz abdest ayetinde bu karineyi nerede bulmuştuk? Bir lügat yönüyle bulmuştuk ayetten. Bir de Peygamberimizin fiilinden bulmuştuk. Öyle değil mi? Yani vav üç manaya da gelebilir. Beraber birini önce birini sonra önce üç manaya da gelebilir. Biz burada dersek ki vav'un buradaki manası yani birini önce diğerini hemen peşine akabine yapın dersek bunun için bize ekstra bir ne lazım? Bir karine lazım. Biz bu karineyi bir lügat boyutundan bulmuştuk. Demiştik Araplar aynı neziri nezirinden ancak bir fayda için ayırırlar. Hani mesih yıkananların arasına koyması hasebiyle. Bir de demiştik Peygamberimiz hiçbir zaman tertibi ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Ha şimdi o zaman Câe Muhammedun ve Aliyyuna da aynısını uygulayacağız. Yani biri bize dedi peki Muhammed ile Ali'nin gelmesine bir tertip var mıdır? Biz diyeceğiz evet olabilir. Gaye bu değildir. Böyle bir iddia sahibinin yan bir karine getirmesi lazım. Yani birinin akabinde geldiğini ifade etmek için. Aksi halde üç manaya da kullanılabilir. Beraber biri önce biri sonra, sonraki önce, sonradan zikredilen önce gelmiş diye üç ayrı manaya da kullanılabilir. Anlaşıldı mı? Yani vav'daki asli gaye tertibi ifade etmek değil, fiilde iştirakı ifade etmek içindir. Evet. İki, el-fâ'u fe'dir ve yelit tertibi ve ta'kib, tertib ve ta'kib içindir. Ve ma'ne tertibi, tertibin manası ennessâni, ikincisi ba'del evveli, birincisinden sonra gelir. Ve ma'ne ta'kibi, ta'kibin manası ennehu mu'kakû, akibuhu bile muhletin. Muhleti o peşin enne o akibuhu onun akabindedir hemen peşindedir bila mühletin mühletsiz bir şekilde nahvu kadimel fursanu atlılar geldi fel muşatu yayalar da geldi izâ kâne meciul fursani fursanların gelişi olursa sabiken önce ve lem yekun olmaz beynel kudumi ve lem yekun ve olmazsa olmazsa beynel kudumi düzgün oku kadu beyne kudumil ferikayni muhle iki fırka arasında bir muhlet olmazsa düzgün oku kelimeleri düşürme yani manasını düşürme kelimelerin. Evet. Ve lem yekun ve olmazsa beyne kudumil gelmelerinin arasında firkayne iki fırka arasında muhleten. Muhle olmazsa. O zaman ne demek? İki fırkanın gelişinin arasında. İki fırkanın arasında fark değil. İki fırkanın gelişinin arasında fark da olmazsa o zaman bu nedir? Bu hemen akabinde olmuş demektir. Şimdi normalde F harfi atıf harflerindendir. Lakin F ile Vav'un arasındaki fark nedir? F hem tertip ifade eder, hem de takip ifade eder. Tertipten kasıt nedir? Yani birinin önce peşine zikredilenin de sonra olduğunu, yani peş peşe olduğunu ifade eder. Takipten kasıt nedir? Takipten kasıt da ikisinin arasında hiçbir mühlet olmadığını, yani hemen peş peşe birbirinin akabinde gerçekleştiğini söyler. Yani biz Câe Muhammedun ve Aliyun dediğimiz zaman demiştik üç tane manaya da gelebilir. Lakin Câe Muhammedun fe Aliyun dediğimiz zaman üç tane manaya birden gelmez. Tek bir manaya gelir. Önce Muhammed gelmiştir, sonra Ali gelmiştir ve Ali'nin Muhammed'in arkasından gelmesi bir müddetle değil. Hemen Ali Muhammed'in akabinde gelmiştir. Câe Muhammedun fe Aliyun dediğimiz zaman bu manalardan hiçbirinin olmaz.
bu manalardan hiçbiri söz konusu olmaz. Bilakis nedir? Bilakis birinin hemen tertibine, akabine geldiğini ve aralarında da bir fark olmadığını ne yaparız? Anlarız. Ondan dolayı kullanımlara ne yapılması lazım? Kullanımlara dikkat edilmesi lazım. Veyahut da mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir takım atıflar ve kullanımlardan bazen bakarsınız işte adam bir harften dolayı bir sayfa açıklama yapmış. Misal ya bu ne, bu nedir? Hani gereksiz bilgi gibi gelir insana. Aslında öyle değildir. Yani o bir tane harf olaya çok farklı bir güzellik, olaya çok farklı bir belagat kattığından dolayı böyle kullanılır. Lakin şunu söyleyelim burayı geçerken. F harfi dedik ya, birbirinin hemen akabinde olması lazım. Mühlet vermeden olması lazım ama her şeyin mühleti, her meselenin mühleti, yani akabinde gelirken o aradaki mühlet kendi hakikatine göredir. Yani mesela örneğin diyelim ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor, işte Allah Azze ve Celle gökten suyu indirdi, o su nebata dönüştü. Öyle mi? Allah Azze ve Celle size gökten su indirdi, o su nebata dönüştü. Şimdi suyun nebata değdiği anda, yere değdiği anda tabii F harfini kullanıyor. Burada atfı yaparken suyu indirdi ve o su mesela nebat oldu. Suyun yere değdiği anda hemen akabinde şey çıkmıyor değil mi yerden? Hemen akabinde ne diyorlar ona? Hemen akabinde yerden bu nebat çıkmıyor. Yani burada ne var? Ama F harfi kullanılmış. Yani veya diyelim ki işte Hazreti Meryem'in kıssası anlatılırken Hazreti Meryem'in olayları F ile atfediliyor sürekli birbirine. Yani mesela işte aldı, çocuğu kenara çekildi, ondan sonra işte fe ecaehel mehadu, sonra ona doğum sancıları geldi, ondan sonra çocuğu F ile doğurdu. Yani sanki böyle hani bir dakika içinde olan şeyler, hemen oturmuş, sancı gelmiş, akabine çocuk doğmuş değil. F'nin o mühlet manası her olayın kendi hakikatine göredir. Mesela doğumun normal müddeti nedir? 9 aydır. O zaman mesela biz dediğimizde tezevvece fevulide lehu, evlendi ve onun için çocuk doğuruldu dediğimiz zaman buradaki f'deki mühletten kastımız ne? 9 ay. Çünkü normalde bir çocuğun mutat olarak zihinlerde yer alan doğumuna kadar 9 ay. İşte gökten su indi, f o nebata dönüştü dediğimiz zaman gökten suyun inmesiyle şeyin çıkması arasında ne var? Bir mevsim var. Öyle değil mi? Diyelim 3 ay. Burada o müddet, o takip dediğimiz şey demek ki 3 aydır. Yani fe ile kastedilen o takip, her işin kendi hakikatinin normal mühleti neyse odur. Yani illa hemen akabinde oldu diye bir kaide söz konusu değildir. Tamam? Evet. 3 sümme vahiyye o tertibi tarahi ile beraber tertip içindir o. Ve ma'ne tertibi kasse baka tertibin manası geçti. وَمَا لَتَرَاخِي تَرَاخِنِنْ مَنَاسِ التَّرَاخِي تَرَاخِنِنْ مَنَاسِ اَنَّ بَيْنَ اَوَّلِ وَالثَّانِ مُهْلَةً Birincisiyle ikincisi arasında muhlet vardır. نَحْوُ اَرْسَلَ اللّٰهُ Allah gönderdi. Musa, ثُمَّ İsa, ثُمَّ Muhammeden aleyhi ve salatu ve selam. 4. Ne demek bu? Allah Musa'yı gönderdi. Sen niye tamam okumuyorsun? Allah Musa'yı gönderdi, sonra İsa'yı gönderdi, sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve üçüne de salat ve selam olsun, sonra da Muhammed'i gönderdi. Şimdi buradaki sümme ile fa arasındaki fark ne oldu? Sümme de tertip ifade ediyor. Yani bir şeyin akabinde geldiğini ifade etmek için kullanılıyor, atıf yapılıyor. Ama sümmenin mühleti, sümmede terahi var. Yani sümmenin mühleti ile fa'nın mühleti arasında fark var. Sümmenin mühleti uzun, daha uzun. Fa'nın mühleti, yani akabinde gelişinin müddeti daha kısa. Normalde asıl olan fa'da hemen peşine olması. Lakin bazen bazı olaylarda kullanılır. O olayın kendi içindeki zaten mühleti biraz uzun olduğundan dolayı deriz ki her olayın kendi hakikatindeki mühlet neyse ona göre o aranın mesafesi belirlenir. Ama sümmede böyle değil. Sümmede asıl olan birinin yaptığı işin sonrasının öncesiyle arasında uzun bir müddetin olması, Yani ca'a aliyun sümme Muhammedun dediğimiz zaman Ali gelmiştir, Muhammed ondan gecikmeli olarak akabine gelmiştir. Yani peşine gelmiştir ama gecikmeli olarak gelmiştir. Evet. 4 ve
وَهُوَ لِتَدْخِيرِ تَدْخِيرِ içindir. اَوْ اِبَاحَةِ Tahhir ne demek? Hayır. Caiz değil yani ikisinin arası toplamak. Yok. وَهُوَ لِتَخِيرِ Tahhir ne demektir? Seçim. Yani insanın kendi seçimine bırakılması demek. Yani ya seçim hakkını insana bırakmıştır, tahhirdir. اَوْ الْاِبَاحَةِ وَيَوْتَ اِبَاحَةِ Yani mübahlıktır. Hani dilersen yaparsın, dilemezsen yapmazsın. Sana bırakılmış olan bir şeydir. وَالْفَرْقُ بَيْنُهُمَا O ikisi arasındaki fark اَنَّ التَّخِيرَ لَا يَجُزُ caiz değildir. مَا هُ الْجَمْعُ Onunla beraber toplanması caiz değildir. وَالْاِبَاحَةُ اِبَاحَ اِبَاحَةُ يَجُزُ caiz oluyor. مَا هَلْ جَمْعُ Onunla beraber toplanması caiz oluyor. Ne demek? Yani eğer biz ev ya tahyir içindir ya da ibaha içindir. İki mana için kullanılır. Aradaki fark nedir? Eğer tahyir için olursa tabi ile metbu'u bir araya toplamak caiz olur. Tabi ile metbu'u yani o hani atıfla me'atuf aleyhin arasında kullanıyoruz ya evi. Eğer tahyir manasına olursa ikisini bir araya toplamak caiz olur. Ama eğer ibaha manasına tahyir manasına olursa ikisini bir araya toplamak caiz olmaz. Ama ibaha manasına olursa yani mübahlık ifade ederse o zaman öncesini ve sonrasını yani evden sonra zikrettiğimizi ve evden önce zikrettiğimizi bir araya toplamamız caiz olur. Örnek Femisalu tadahira tadahirin misalleri Nerede tahhir yazıyor? Femisalu tahhiri tahhirin misalleri tezevvaç hinden evlen tezevvaç hinden av uhtaha veyahut da kardeşiyle tezevvaç hinden Hint'le evlen ev uhtaha veyahut da onun neyle evlen veyahut da onun kız kardeşiyle evlen. Şimdi burada ev var. Yani mesela bunu irab yaparken ne diyoruz? Tezevveç diyoruz fiildir. Öyle mi? Emir fiilidir. Faili içinde müstetirdir nedir? Entedir. Öyle mi? Mef'ul nedir? Hinden. Hinden mef'uldür, mensuptur. Ev, atıf harfidir. Uhte, onunla beraber atf olmuştur. Yani hindenin üzerine atf olmuştur. O da mensuptur aynı zamanda. Hada nedir? Mudafu ileyhidir. Yani cer mahallinde, haft mahallinde mudafu ileyhidir. Güzel. Şimdi burada ev dedik geldiği zaman atıf harflerinden. Öncesi yani tahhir manası da var, ibaha manası da var. Peki buradaki tahhir midir, ibaha midir? Buradaki tahhirdir. Nereden dolayı, nereden anlıyoruz bunu? Çünkü Hint'le kardeşini aynı anda ne yapamazsın? Evlenemezsin, bir araya toplayamazsın. Bu caiz değil. Şeriat bunu ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Demek ki o zaman ev burada tahhir manasına gelir. Öyle mi? Nereden anlıyorduk bunu? Evin sonrasıyla öncesini bir araya toplamak caizse bu tahhir manasını ifade eder. Değilse ibaha. Ve misalul ibahati, ibahanın misali udrusil fıkha evin nahve. Fıkhı öğren veyahut da nahvi öğren. Burada fıkhla nahvi bir arada öğrenirse adam caiz mi? Caiz. İsterse fıkhı öğren, ister nahvi öğren. Adam dese ben hem fıkhı öğreneceğim hem de şeyi öğreneceğim. Hem de nahvi öğreneceğim dese adam. O zaman ne olur? O zaman deriz ki buradaki evden kasıt nedir? Buradaki evden kasıt ibahadır. Tamam mı? Evet. فَاِنَّا لَدَيْكَ مُحَقِّقْ senin yanında نَشَّرْعِي Şer'iden فَاِنَّا لَدَيْكَ مُحَقِّقْ senin yanında vardır. مِنَ الشَّرْعِي şeriattan delilen delil vardır. عَلَى اَنَّهُ مُحَقِّقْ لَا يَجُوزُ جَمْعُ onların toplanması caiz değildir. بَيْنَ هِنْدٍ اَوْ اُخْتِهَا Hint ve kardeşi bil zevaci evlenmede ikisini bir araya toplamak caiz değildir. Ve la teşukku sen şüphe etmiyorsun. Fi ennehu muhakkak ki onda yecuzu caizdir. Cem'u beynel fıkhi ve nahvi bil deraseti ders için fıkhı ve öğrenimde fıkıh ile nahvi bir araya toplamanın caiz olduğunda şüphe etmezsin.
5M. Vahiyye bit talebi ta'yini, ta'yin için taleptir. Ba'del hamzetil istifhami, istifham hamzesinden sonra ta'yin için taleptir. Nedir? Ve huve vahiyye li talebi ta'yini, muayyen olan bir şeyin, tayin edilmiş olan bir şeyin talep edilmesidir. Öyle değil mi? Ne içindir? Tayin edilmiş bir şeyin talep istenmesi içindir. Yalnız ne şartıyla? Hemze-i istifham, yani soru elifinden, soru hemzesinden sonra. Ne gibi? Nahvu ederaste fıkha avil nahve. Sen fıkı dersi mi görüyorsun yoksa nahvu, nehi mi? Bir daha oku. Ederaste sen ders alıyor musun? Alıyor musun? Fıkha, fıkı avil nahve yoksa nehi mi? Bak, emi okuyorsun, ev diyorsun. Yani işlediğin konunun başlığı em. Sen ev diyorsun, ev diye okuyorsun. Emin nahve. Yoksa nehim, nahve mi ders alıyorsun? O zaman bak, burada ne yapıyoruz? Adamın öğrenmek istediği ne? Muayyen bir şeyi öğrenmeyi talep ediyor adam. Hani nahve mi yoksa fıkıh mı? Hangisi yani, muayyen olarak hangisini ders alacağını sorduğu için muayyenin talebi söz konusu olduğundan hangisini kullanıyoruz? Emi kullanıyoruz. Diyoruz ki tabii bir şartta öncesinde soru hemzesi olması lazım. Ederastel fıkha emin nahve. Evet. Altı imme bir şartın şartla en tesbuka tesbaka geçmesidir. Bir misliha mislin mislinin geçmesidir. Hem de geçmesidir. Vahiyye mislu misil misal av fi ma'ani ma'ani ya ma'ani ma'niyeyni ma'niyeyni iki manadadır. Evli aynı manadadır. Nahvu kavluhu ta'ala cüm mana ver. Ve hiye mislu ev fil ma'niyeyni. İki manada da aynı ev manası gibidir. Yani evin iki manasında aynı evin misali gibidir. Nasıl ki ev hem tahyir için hem de ibaha için söz konusuysa, aynı şekilde imma da geldiği zaman tahyir için kullanılır veyahut da ibahat için kullanılır. Evet. Nahu kavluhu ta'ala feşeddu el-vesâka feşuddu feşuddu sağlamlaştırın el-vesâka ipleri fe imma mennen ba'du sonrası ya hani onları serbest bırakmaktır ve imma fidâen veyahut da onlardan fidye karşılığında onları ne yapmaktır? Serbest bırakmaktır. Neden bahsediyor Allah Azze ve Celle? Esirlerden. Yani esirleri tam elinize aldığınız zaman فَشُدُّ الْوَثَاقَ artık onların iplerini iyi bağlayın. فَاِمَّا مَنَّا بَعْدُ artık sonra ya onları bırakırsınız, serbest bırakırsınız. وَاِمَّا فِدَاءً veyahut da onlardan fidye karşılığında onları serbest bırakırsınız. Evet. وَنَهُ تَزَوَّجْ اَوْلًا اِمَّا هِنْدًا وَاِمَّا اُخْتَهَا ya kardeşiyle evlen, ya Hintle evlen ya da onun kardeşiyle evlen. Evet. Yani burada nedir? Birincisi tahhir için kullanılmış. Çünkü adam isterse serbest de bırakır, isterse ne yapar, isterse şey de alır. İsterse bir kısmını serbest bırakır, bir kısmından fidye alır, bir kısmını da öldürür mesela. Adamın elinde olan bir şey. Onun için buradaki imma tahhir manasına gelir. Ama tezevvec imma hinden ve imma uhtaha, yani ben hem Hind'i alacağım hem de kardeşini alacağım. Bu ne olmaz? Bu mümkün olmaz. Ondan dolayı burada ne manası olur? Burada tahhir manası olur. Tezevvec imma hinden ve imma ukta. O birincisi ise ne manası olur? Birincide ise ibahat manası olur. Evet. Yedi bel vahyelil itirabi itirab içindir. Ve ma'nahu onun manası ce'alu kılmaktır. Me kablehe kablesini fi hukmul meskuti susan susulan meskutun hükmü üzeri hükmünde anhu onda. Düzgün oku. Ce'alu kılmaktır. Me'kablehe me'kablesini kılmaktır. Fi öncesini kılmaktır. Fi hukmil meskuti susulan fi hukmil meskuti anhu onda susulan hükmün üzerine kılmaktır öncesini. Ce'alu me'kablehe öncesini kılmaktır. Fi hukmil meskuti anhu kendisinde susulan konumunda kılmaktır. Yani ne demek idrab?
Mesela diyelim ki bel ile atıf yaptık. Belin bir öncesi var, bir sonrası var. Belin öncesinden yüz çevirip belin sonrasını ispat etmektir. Ne demek bu? Yani mesela diyelim ki مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ بَكْرٌ مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ Muhammed gelmedi, bel, bilakis kim geldi? Bilakis Bekir geldi. Öyle mi? E biz o zaman ne yaptık? Bu Muhammed'i meskut hükmünde kıldık yani. Gereksiz bir şey konumuna. Bizim burada asıl anlatmak istediğimiz Muhammed'in gelmemesi değil, Bekir'in gelmiş olması. Öyle değil mi? Burada anlatmak istediğimiz ne? Muhammed'in gelmediği değil, Bekir'in neyi? Bekir'in gelmiş olması. Bel ile ne yaptık? Bel ile öncesinin üzerine sanki orayı meskut hükmünde bıraktık. Yani hiç üzerinde konuşulmamış mesele hükmünde bıraktık. Neyi takrir ettik? İspat ettik sonrasını. Bekir'in geldiğini. Bu da yine aynı şekilde atıf, yani öncesi, sonrası, belin öncesinin üzerine atıftır. Ama verdiği kattığı mana öncesini meskut hükmünde bırakmaktır. Evet. Bu iştarutu şart koşuluyor. Yani atıf için bihe, onun atıfı için şart koşuluyor. Şartani, iki şart. Onun ile atıf yapmak için iki tane şart vardır. El-evvelu, birincisi, en yekunel ma'atuf olmasıdır. Bihe müfreden, müfret olmasıdır onunla. La cümleten, cümle olmamasıdır. En yekune olmasıdır. El ma'tufu biha, onun ile atfedilenin, atfedilmiş olanın olmasıdır. Müfreden, müfret olmasıdır. La cümleten, cümle olmamasıdır. Vassani, ikincisi, ella yusbaqaha, ella yesbiqaha, ella yesbiqaha, onun önüne geçmemesidir. İstifhamun, sorunun, soru edatlarından birinin veyahut da sorunun onun üzerine geçmemesidir. Yani mesela örneğin biz dedik ki مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ مُجْتَهِدُونَ. Bu olur mu? Nasıl? Niye olmaz? Müfret olmaz. Müfret. Peki müfretten kasıt biz demiştik tekil midir? Yoksa müfretten kasıt neydi? Müfretten kasıt neydi? Cümlenin zıddıydı. Yoksa cümleyle beraber kullanılan müfretten kasıt tekilliği veyahut da çoğulluğu ifade etmek değildi. Neydi? Müfretten buradaki kasıt cümle olmamasıydı. Yani cümle mesela neydi? مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ جَاءَ أَبُوهُ mesela. Bu olur mu böyle bir şey? Böyle bir atıf olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü burada cümle geldi. Fiil cümlesi geldi. Hem fiil geldi hem fail geldi. Öyle değil mi? Veyahut da مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ Muhammed gelmedi. Bel işte uzatın yine. Aynı şekilde. Olmaz. Bu nedir? Çünkü bu cümledir. Öncesinin müfret olması lazım. Ama burada müfretten kastın ne değil? Müfretten kastı tekil çoğul müfredi değil. Müfretten kastı cümle olmayacak. مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ مُجْتَهِدُونَ Olur. Niye? Çünkü müfrettir. Cümle değildir. Tamam? Anlaşıldı mı burası? Şimdi, sor. Belin öncesine nehi olmasına gerek var mı? Mesela ma'ca'ya mı olacak mesela? Yok. Ca'e Muhammedun dersin. Bel Bekrun. Onun için daha ziyade bel yani olur normalde. Mesela ca'e Muhammedun dersin. Muhammed geldi. Bel Bekrun. Bilakis Bekir geldi. İdrap yani. Öncesinden yüz çevirmek. Normalde idrabın asıl manası öncesinden yüz çevirmek demek. Yani öncesinden mesela bir herhangi bir sebepten dolayı önceden yüz çevirmek istersin. Bekir'in geldiğini ifade etmeye çalışırsın. Ca'e Muhammedun bel Bekir'in. Olur. Hem şey olur. Nefi olması şart değil. Yani illa nefi olması gerekmiyor. Mühim olan belden sonrasının cümle olmaması. Veyahut da mesela Eca'e Muhammedun olursa bel Bekir'in. Olmaz. Neden? Çünkü öncesinde istifham var. Bel ile atıf yapabilmemiz için öncesinde istifhamın ne olmaması lazım? Öncesinde istifhamın olmaması lazım. Evet. 8 da'dır vahiyye tenfidir. Tenfi midir? O nasıl bir mana? Yani nef etmektir. Heh. Amma ba'daha nefsel hukmi. Vahiyye o tenfi nef ediyor. Amma ba'daha sonrasını nefs ediyor.
nefsel hukmi lezi sebete lima qablaha, sonrasında sabit olan hükmün ne yapıyor? Öncesinden nefyediyor. Yani mesela diyelim la var, atıf yapacağız. La'nın sonrası var, bir de öncesi var. La'nın sonrasının hükmü öncesinin hükmünden nefyediyor. Yani önce mesela diyelim örnek vermiş. Ney? Örnekte anlatalım. Ca'e Bekrun. Bekir geldi. La Halidun. Halid değil. Halid gelmedi. Öyle mi? Ne oldu şimdi burada la ile yapmış olduğumuz bu atıf? Ne yaptı? Sonrasını öncesinin hükmünden nefyetti. Yani Bekir'in geldiğini ama Halid'in gelişini nefyetmek istiyoruz. Yani Halid'in gelmediğini ifade etmek istiyoruz. Ca'e Bekrun diyoruz. La Halidun. Halid gelmedi. Yani ne yapmış olduk şimdi? Tenfi amma ba'daha nefsel hukmü lezi sebete lima qablaha. Yani öncesi için sabit olan hükmü aynısını sonrasından nefyediyor. La'nın öncesi için sabit olan hükmü sonrasından ne yapıyor? Nefyediyor. Ney? Ca'e Bekrun. Öncesi için sabit olan hüküm ney? Bekir'in gelişi. Öyle mi? Sonrası için sabit olan Halid. İşte aynı hükmü Halid'den nefyediyor. Yani Halid'in gelmediğini, Halid'in gelişinin menfi olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Evet. 9. Lakindir. Ve ya o tedullü deredir ala takririn hukmi, hükmün tekrarı üzerine deret ediyor. Tekrar? Takrir edilmesi üzerine. Ma qabdaha öncesinde olan ve isbati diddihi. وَهِيَ اُوْ تَدُلُّ delalet ediyor عَلَى تَقْرِيرِ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا, lakinden öncesi zikredilen hükmün mukarrar kılınmasını, pekiştirilmesini ne delalet ediyor? وَاِثْبَاتِ دِدِّهِ لِمَا بَعْدَهَا, o önceden takrir edilen hükmün zıddını da sonrası için ispat ediyor. Örnek üzerinden yapalım. لَا اُحِبُّ الْكُسَالَ, ben tembelleri sevmiyorum. Lakinil müştehidine, lakin müştehidleri ne yapıyorum? Çalışkanları seviyorum. Şimdi bak, lakinin öncesindeki hüküm ne? Tembelleri sevmemek. Öyle mi? Lakinin sonrasındaki hüküm ne? Çalışkan olanları sevmek. Sen lakini kullandığın zaman öncesini ne yapıyorsun? Öncesini iyice pekiştiriyorsun, takdir ediyorsun. Yani tembelleri sevmediğinin hükmünü iyice pekiştiriyorsun. Sonrasının içinde öncenin hükmünü nefy ediyorsun. Tam zıddını ispat ediyorsun. Yani lakinden öncekileri sevmiyorsun. Lakinden sonrakilerin hükmü öncekilerin tam zıddı. Öncekileri sevmiyorsan o zaman sonrakileri ne yapıyorsun? Sonrakileri seviyorsun. Anlaşıldı mı? Anladın mı Ahmet? La uhibbul kusala, ben tembelleri sevmiyorum. Lakinil müştehidine, lakin ben müştehitleri ne yapıyorum? Lakin ben müştehitleri seviyorum, çalışkanları seviyorum. Burada lakinin görevi ne? Lakin burada atıf harfi. Öyle değil mi? Peki bu atıf harfinin cümleye kattığı mana ne? Cümleye kattığı mana şu. Lakinden öncesinin hükmünü iyice pekiştiriyoruz. Lakinden sonrakinin hükmü de önce zikrettiğimizin tam zıddı oluyor. Tamam mı? Lakin ile atıf yaptığımız zaman lakinden önce zikretmiş olduğumuz hükmü veya manayı pekiştirmiş oluyoruz. Lakinden sonra zikretmiş olduğumuz hüküm de, lakinden sonra zikrettiğimizin hükmü de öncesinde zikrettiğimizin tam zıddı. Biz eğer tembelleri sevmiyoruz, lakin çalışkanları diye bir cümle kurmuşsak bunun manası nedir? Lakin ile bu atfı yaptığımızda lakinden öncesinin hükmünü iyice pekiştiriyoruz. Yani tembelleri sevmediğimiz tamamen kesinleşiyor. Akabinde zikrettiğimizin hükmü de öncesinde zikrettiğimizin tam zıddı. O zaman çalışkanlar, lakinden sonra neyi zikretmişiz? Çalışkanları zikretmişiz. Demek ki öncesinde tembelleri sevmediğimizi tam zıddı, o zaman çalışkanları seviyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Ve iştarutu bil atfi biha, onunla atf için şart koşuluyor. Selasete şurutun, 3 tane şart. Bir, en yasbikaha geçmesidir, öncesine nefyun, nefi, av nehyun ve nehi, ve en yakunel ma'tufu, ma'tufun olması, biha onunla müfreden, müfret olması, ve alla tasbikaha al vavu,
öncesine vav'da geçmemesi lazım. Yani bu üç şart olmasa lakin atıf harfi olarak kullanılamaz. O da nedir? Öncesinde ya nefi, yani olumsuzluk ifade eden bir cümle, veyahut da nehi, yani olumsuzluğun emir kalıbıyla geldiği bir şey olacak. İki, en yekun el ma'tufu biha müfreden. Müfred olacak, yani ne olmayacak? Cümle olmayacak. Onunla atfedilen şey, atfedilmiş olan şey, lakin ile cümle değil de ne olması lazım? Müfred olması lazım. Yani la uhibbul kusava, ben tembelleri sevmiyorum. Lakin mesela lakin ellezine yeştehidune durusuhum mesela ve ota fi durusihim mesela, bu olmaz. Neden? Çünkü cümle oldu bu. Öyle değil mi? Sıla ile mevsul beraber akabinde bir cümle zikrettik, olmaz. Ne olması lazım? Müfred olması lazım. 3, daha öncesinde vav'ın geçmemesi lazım. Evet. Hatta vahiyye littedrici vel gayeti tecrid vel tedriç ve gaye içindir. Tedriç ne demektir? Tedriç. Ne? Bir şeyi derece derece yapmak. Yani hani şeye göre yapmak. Belli bir şeye koymak, derecelere koymak ve onu derece derece ne yapmaktır? Derece derece yapmaktır. Aşama aşama. Yani aşamalara bölüp aşama aşama yapmaktır. Gaye nedir? Sonuç. Öyle değil mi? Evet. Ve tedricu tedric huve delaletu delalettir alel inqida il hukmi, hükmün bittiğinin delaletidir. Şeyen fe şeyen, ne? Şey şey, yani yavaş yavaş, hani peş peşe bittiğinin delaletidir. Evet. Yahu yamutun yamutun insan, insanlar yamutun nasu nasu ölür. Hatta enbiya o, ta ki enbiya, nebiler de ölüyor. Evet. Ve taati gelir, hatta iptidaiyyeten, iptida başlangıç için gelir, gayre atifetin. Atıf harfi olarak gelmeyebilir. Zaten dikkat ederseniz bak, burada yazar harfleri sayarken dedi ki hatta fi ba'dil mevadi'i. Yani 10 tane atıf harfini sayarken hatta'ya gelince hepsini mutlak saydı. Hatta gelince hatta fi ba'dil mevadi'i dedi. Bazı yerlerde hatta atıf için gelir. Yani hatta her zaman atıf değildir. Bazen atıftır. Bunun dışında hatta harfi cer olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda hatta iptidaiye olarak da, başlangıç olarak da kullanılabilir. İzâ kâne mâ ba'deha cümletun. Mâ ba'desi cümle olursa. Nahvu câ'a ashabuna, bizim ashabımız geldi. Hatta halidun hadirun. Hadir olan Halid de geldi. Ve ta'ati gelir cerraten, cer olarak gelir. Nahvu kavlu. Tabii şimdi biz ne dedik? Bak burada atıf manasına gelmez. Yani câ'a ashabuna hatta halidun hadirun ve hazır olan Halid de geldi olmaz. Öyle dersen o zaman bu ne olur? O zaman bu atıf manası olur. Öyle değil mi? Ne diyeceğiz? Câ'a ashabuna, bizim işte arkadaşlarımız geldi. Hatta Halidun hadirun, Halid de hazırdı. Öyle değil mi? Bu kadar. Yani şey değil, atıf yok arada. Neden? Çünkü eğer biz atıf yaparsak burada şey olur. Dersek arkadaşlarımız geldi ve hazır olan Halid de geldi deriz. Zaten onu anlatıyoruz şu anda. Yani hatta'nın bazen akabinde cümle gelirse, hatta'dan sonrası cümle olursa atıf için değil, ne için olur? İptidaiye olur yani. Başlangıç için olur. Evet. Ve ta'ati cerraten, cer için, cer olarak gelir. Harfi cer olarak gelir. Kavluhu ta'ala hatta matla'il fecri, fecir doğana kadar. Ve lihaza, bunun için kâlel muallifu, muallif dedi ki ve hatta fi ba'dil mevadi, bazı yerler için de hatta. Evet. Yani bundan dolayı yazar ne dedi? Hatta her zaman değil, bazı yerlerde ne yapar? Bazı yerlerde gelir. Evet. Hukmu huruful atfi at harfi. Şurayı okuyalım çok kısa. At harfinin hükümleri. Atıf harflerinin hükümleri. Hükümü. Kale fin atafta araf, atfedersen alel merfu'i, merfu üzerine alel merfu'i yok orada bak. Ala merfu'in. Ala merfu'in. Merfu'nun üzerine atfedersen rafa'ta rafedersin.
Av ala mensubin. Mensub üzerine nasb eder, atfedersen nasabta nasb edersin. Av ala mahfudin ve av mefhud cerim üzerine atfedersen hafette hatfedersin. Av ala meczumin mezumun üzerine atfedersen cezemte cezmedersin. Takulu dersin kâme zeydun ve amrun. Zeyd ve amr kalktı. Ra'aytu gördüm zeyden ve amren. Zeydi ve amrı gördüm. Av marartu uğradım bi zeydin ve amrin. Zeyde ve amra uğradım. Av zeydun lem yakum zeyd kalkmadı ve lem yak'ud ve oturmadı. Tamam. Şimdi burada ne diyor? Zaten biz şu anda neyi görüyoruz? Tevabi'leri görüyoruz, tabi'leri görüyoruz. Tabi'ler neydi demiştik? Arap lügatında tabi'ler diye bir kısım var demiştik. Bunlar tabi oldukları şeyin İrab'da yeri neyse, İrab'ı neyse bunlar da aynı hükmü alırlar. Atıf da tabi'lerden biri ise eğer biz atıf harflerini kullanarak atıf harfinin sonrasını öncesine atfediyorsak bunun manası ne demektir? Cümleye kattığı manayı bir kenara bırakırsak eğer aynı zamanda bunların i'rabını da aynı kılıyoruz. Yani mesela diyelim ki vav ile sonrasını bir şeyi atfetmek istedik. Vav'u kullandık. Vav'un sonrası, vav'un öncesinin hükmü neyse vav'un sonrasının hükmü de nedir? Odur. Yani ca'e Muhammedun, ca'e fiil, Muhammedun fail. Ve aliyyun dersin. Yani ne yaparsın? Ali'yi ona atfedersin. O merfu'sa bu da merfu'dur. Tamam mı? Ra'aytu Muhammeden, Muhammed'i gördüm ve aliyen dersin mesela. Muhammed burada mef'ul konumuna düştü değil mi? Mef'ulluktan çıktı, mansupluğa girdi. Vav ile yaptığın atfın sonrası da aynı olur bu defa. Bak, Muhammed biraz yukarıdayken merfudu. Ca'e Muhammedun ve aliyun diyorduk. Şimdi ra'aytu Muhammeden ve aliyen diyoruz. Biraz sonra merartu bi Muhammedin ve aliyin olur. Yani atfın sonrası i'rab noktasında öncesiyle her zaman nedir? Öncesiyle her zaman aynıdır, değişmez. Yani cümleye kattığım manalar, işte özellikleri, incelikleri bunların yanında ekstradan asıl burada anlatılmak istenen mevzu bu son işlediğimiz yer. Yani çünkü atıflar tabiilerdendir. Atıflar kendi öncesine, üzerine atfedildiklerinin i'rabıyla i'rablanırlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.